Merhaba. Bu akşam Kojin Kanatani'yi tanıyacağız. Peyami Safa ile ilgili konuşmada yeniden konumlandırmak tabirini kullandık. Kojin Kanatani için bu tabiri kullanmak aslında hem kıta Amerikası, Avrupa, Japonya içinde hem de Türkiye içinde erken, aradan uzun bir sürenin geçmesi gerekiyor. Erkenliği bir şey çevrilmemiş daha, Türkçe'ye kazandırmamış kitapları var ve çalışmalarıyla ilgili daha derin incelemeler de yapılmadı. Yapılıyor tek tük de onlar da yeterli değil. O çalışmaların ışığında biraz da işte popüler dil kullanılarak Kant'a taktığı, tırnak içinde takmak söyleniyor ama bu da yeterli değil. Çünkü sadece meselesinde Kant yok. Karatani'nin iki dönemi var. Bunu özellikle belirtelim. Aslında o dönemler de kendi içinde lezonik ilerliyor. Bu iki dönemin öncesinde şunu söyleyeyim. Geçen deprem metaforu güncel gelişme zaten biliyoruz. Üzerinden giderek Peyami Safa'nın ters yüz eden bir dili olduğunu söyledim. Karatani'de şöyle bir durum var. Salınan bir dili var Karatani'nin. O salınan dil aslında Dicle Nehri dinginliği gibi görülürse de nehirle ırmağı birbirinden ayırıyorum. Irmakta söyleniş açısından da bir coşkunluk olduğundan bazen çoruh coşkunluğu da görebiliyoruz ama genel olarak özellikle Transkritik isimli kitabında ters düz etmekten, alt etmekten bahsetse de ırmak daha çok nehir şeklinde kendini gösteriyor. İktisat eğitiminden sonra İngiliz dili ve edebiyatı okuyan Karatani, Japonya edebiyat eleştirmeni olarak tanır. Ve işte Japon edebiyatının Avrupa'da da, Türkiye'de de hatta bilinen ve ziyadesiyle okunan Murakami, Kenzaburo Oe'de Yukuya Mishima üzerine çalışmaları da vardır. Hatta Japon geleneksel edebiyatı içerisinde bulunanları da incelemiştir. Ama asıl Karatani'de o salınımı ve ters düz edilmeyi yaşatan Amerika'ya gittiğinde Amerika ile değil Avrupa'yla da araları hiçbir şekilde hoş olmamış. Frederick James'in ve Paul Deman'la tanışması zaten onun hayatını ters düz eder. Aslında James'in ve Deman sadece Karatani'nin değil, her okurun hayatını alt üst etmiştir. Onu özellikle belirteyim. Deman'la James'ine şöyle bir parantez açmak gerekir ki umarım bir ara James'ini de Deman'ı da ayrı ayrı konuşuruz. James'in şöyle bir özelliği var. Kendisini işte nerede konumlandırmayı sürekli konuşuyoruz ya. Amerika'da postmodern Marksist olarak konumlandırıyor. Postmodern bir çağın henüz yaşanmadığını zaten biliyor kendisi. Ama bir anlamda da ironik bir şekilde bunu kullanıyor James'in. Kullandığı için de Amerika'nın itibarlı okullarında değil, daha çok dipte köşede kalmış okullarında çalıştığını söyleyelim. Deman bu özellikle kanon kavramının ve belli bir edebiyat tarihi dizisinin söz konusu olamayacağını, ters düz edilmesi gerektiğini vurguladığı için de şimşekleri üzerine çekmiş bir isim. Körlük ve İçgörü, Okuma Alegorileri diye iki tane kitabı Türkçe'ye çevrildi. Bu Körlük ve İçgörü de Metis yayınlarından yayınlanan bir kitap. Onu da özellikle belirtelim. James'in da bir iki kitabının haricinde genelde Metis yayınlarından kitaplarını çıktığını da vurgulayayım. James'inle Deman'la tanışma onun ters düz edilmiş bir döneme girmesini de sağlıyor. Karatani ilk olarak Türkçe'ye çevrilmiş eserlerinden ilerleyeceğim bu
kendi biyografik çizgisinden değil de Türkiye'de metafor olarak mimari kitabıyla tanınır. Metafor olarak mimari kitabında adı üstünde mimari kavramını bir metafordan alır. Aslında yapılan, inşa edilen, inşa etme kavramı daha da doğru. Yeniden yapılmaya ihtiyaç duyar der. Çünkü felsefe, edebiyat, siyaset, sosyopolitik, sosyokültürel bağlamlar yeniden yapılma sürecinden geçmek zorundadır vurgusu söz konusu. Burada tabii metafor olarak mimari derken şunu da özellikle belirtelim. Orada belki dolaylı olarak geçer ama şu anda Amerika'da çalışmalarını sürdüren Sibel Bozdoğan'la Reşat Kasaba'nın ki özellikle Sibel Bozdoğan'ın Türkiye'deki mimari inşa konusunda da bir metafor oluştuğu, mimarinin sadece öyle görüldüğü gibi bir yapıyı oluşturmadığı, yeniden yapıldığı, yeniden üretildiği, bu süreci geçmek zorunda olduğu. Çünkü bir ev yapılırken aslında orada sadece mimari bir gereklilik yok. Onun beraberinde başka gereklilikler de var. Şöyle bakınca ki İzonomi isimli kitabından bahsettiğimde de söyleyeceğim. Mesela mimariyi şöyle eski çağa doğru götürdüğümüzde işte Urartu'nun mühendis harikası, mühendislik harikası yapılarını sonra işte Hacı Yıvaz'ı, Şeşi Musattal'ı, Ali Neccar'ı Mimar Sinan'ın arka planını oluşturan isimler. Mimar Sinan'a baktığınızda yine aynı şekilde ortada bir yapının değil aynı zamanda bir o yapıyla birlikte felsefenin de tarihin de edebiyatın da inşa edildiğini görürüz. Bu metafor olarak mimaride başrolü oynayan iki isim Karatani'nin Türkçe'ye çevrilen, kazandırılan çok önemli ki onun temel taşıdır. Sürekli elden ele dolaştırılmıştır ki dolaştırılacaktır da Transkritik kitabını beraberinde getirir. Transkritik'te Transkritik kavramı şöyle tanımlıyor. Transkritik iki düşünür ki bu Karatani için Marx ile Kant'tır. Kant'ı Marx'ta, Marx'ı da Kant'ta okumak. Bunu şunun için değerlendiriyor. Kant bildiğimiz bir Kant değil, Marx da bildiğimiz bir Marx değil. Marx yani Komünist Manifesto'yu yayınladığı halde aslında kapitalizmden bahseden, yani kapitalizm gölgesini satacağı ağacı kesmez diyen Marx'ın aynı zamanda bir kapitalist süreçten de geçtiğini özellikle vurgular ve bu kitapta ulus devlet kavramının yanına sermaye ulus devlet tabirini özellikle yerleştiriyor. Bu yerleştirme dağıtlık payı yüksek çünkü özellikle ulus devleti tek başına aldığınız zaman geçen gün Vespalya'dan da bahsettim. Modern devlet, sonra aydınlanma ile birlikte aslında 1789'dan çok önce ulus devlet dediğimiz kavram çıkıyor ortaya. Ama bir taraftan da işte mübadele, ekonomik yaşanan bir süreç var orada. Merkantil politikalar, merkantilist hareketlilik. İşte oraya asıl vurgunun olması gerektiğini söylüyor. Marx'ın Kapital'de kullandığı salto mortale, yani ölümcül sıçrayış, para meta para döngüsü. Bu döngüyü ele alıp durumu bu açıdan değerlendiriyor. Tabii Transkritik bize şöyle bir alanı da açıyor, onu da belirtmek gerekiyor. İşte Karatani kendisinin bir anlamda komünizmde anarşizmi, anarşizmde komünizmi görme, yani nerede durduğu açısından bakınca öyle bir tarafı da var. Yani onunla bir şekilde Türkiye'ye Bilgi Üniversitesi'nin davetlisi olarak gelmişti. Orada da kendisiyle gerçekleştirilen söyleşilerde özellikle vurgulamıştır. Bu iki söyleşi Metis Yayınları'nın sitesinde de ulaşılabilir. O söyleşinin ikisi de onunla ilgili ipuçları veriyor. Ayrıca Kogito dergisinde kendisiyle bir gerçekleştirilen söyleşi yayınlanmıştı. Karatani'nin bu transkritiği
Kant'la Marx'ın dışında şunu da belirtmek gerekiyor. İşte Avrupa'daki sosyal demokrat sol hareketliliğin nerede durduğunu mesela Lazal, Fore gibi isimler ışığında değerlendiriyor. Diğer kitapları açısından da ben mesela Dünya Tarihinin Yapısı, birazdan bahsedeceğim ondan. Orada da bir iki paragrafta Engels'in geçmesini kabullenmediğimi özellikle belirteyim. Çünkü Engels bu işin hakikaten daha sert damarı her açıdan. Yani mülkiyet ilişkisi açısından baktığınızda sermaye ulus devlet o çizgiyi konumlandırma açısından bakıldığında daha sert bir yerde durduğu halde niye girmiyor? O tabii salınımlı düşüncesine bağlayabiliriz Karatani'nin. Transkritiğin ardından derinliğin keşfi gelir. Derinliğin keşfinde özellikle bu Japonya'daki Meiji Restorasyonu ile Türkiye'de yaşanan imparatorluktan ulus devletleşmeye geçen süreci bir arada ele almasından mülhem bu Japonya'ya özgüymüş gibi görülen Japon edebiyatının çünkü geleneksel kökenleri üzerinden olayı değerlendiriyor. Tabii olayı değerlendirirken bir anlamda boşlukta bıraktığı bir noktanın da kendisiyle bir araya gelirsem tabii bu anlamda yönelteceğim sorular da var. Karatani'ye mesela Japonya'nın bu Çin, Japon savaşları 1800'den başlayan süreçteki Afyon mücadelesi Japonya'nın uzak doğudaki aslında geleneği temsil ediliyormuş gibi görünen ki bunu hiçbir şekilde kabul etmedim. Bir uzak doğunun emperyalist sömürgeci kodda olması meselesini derinleştirmediğini özellikle gördüğümü de vurgulayayım. Yani o salınımdan kaynaklı bir derinleştirme söz konusu değil. Ama tabii bu geleneksel kodları anlamak açısından da önemli. Karatani buradan değerlendirmek gerekiyor. Yani diyor ki bir arkeoloji gerçekleştiriyorum ben. Bu arkeolojinin izini sürerek olaya bakın. Çok büyük şeyler beklemeyin gibi bir cümlesinin de aslında o kitaplarda bir anlamda söylendiğini, o satır aralarından kendisini fahş ettiğini de vurgulamam gerekir. Ardından bu derinliğin keşfinden sonra Tarih ve Tekerrür kitabı gelir. Tarih ve Tekerrür'de de yine Japon edebiyatı ön planda. Tarih ve Tekerrür'de vurguladığı aslında işte Türkiye'ye geldiğimde Mehmet Akif ve Tevfik Fikret'i soruyorlar ve Mehmet Akif'in meşhur hani Tarih ve Tekerrür şiiri de ona söyleniyor bundan haberi olup olmadığı. Orada vurguladığı çok önemli bir nokta var. Diyor ki tekerrür de şöyle bir durum var. Tarihi olaylar bir mekanizmada, bir dizide devam ediyor. Bazı olaylar değişiyor. Aslında bir o varola gelen bir düzenek var. Düzeneğin içerisinde olaylar değişiyor. Düzenek aynı. Kendini almış başına gidiyor. Tarih ve tekerrürün ana noktası bu. Az önce bahsettiğim tabii burada da elinden düşürmeyen Burak Kami'nin özellikle ki dediğim gibi Kenzaburo ve Yukiya Mishima işte Chikamatsu Menzama gibi Japon edebiyatçıları düşündüğünüz zaman onlardan daha popüler Murakami. Çok okunuluyor, konuşuluyor, ediliyor. Onu daha iyi konumlandırmak adına Tarih ve Tekerrür okunabilir. Ama şunu belirtmek gerekiyor. İşte Jameson'la tanışmak Paul Deman'dan öte Jameson çünkü işi sadece edebiyatla alan bir isim değil. Onun bir paragrafı okunduğunda sinema, edebiyat, sosyoloji her bir alan çok geniş bir şekilde kendisini gösterir ama bir bulamaçla karşılaşmazsınız. Şunu da belirtelim, şanslıdır Jameson çünkü çok önemli Türkçe söyleyenleri, ben çeviren ya da tercüme eden tabirinden öte Türkçe söyleyen tabirini kullanıyorum.
var. Ondan etkilenimli, tabii James'in kadar gürül olmasa da Karatani de sadece edebiyatta kalmayarak, edebiyatın sosyopolitik, sosyokültürel bağlamlarının izini sürerek olaya bakar. Dünya tarihinin yapısı Transkritik'te söylediğini daha da sertleştiren ve aslında Karatani'nin hakikaten nerede olduğunu göstermesi bakımından önemli. Çünkü cephe aldığı bir yer var burada. Tarihin sonu teziyle neoliberal politikaların Amerika'da dizginsizleşmesinde etkili olan Fukuyama, medeniyetler çatışması ile duru suyu bulandıran diyeyim, Huntington, yine Türkiye ile ilgili modernizasyon üzerinden tespitler yürüten Bernard Lewy bu kitapta hedeftir. Onu özellikle belirtmek gerekiyor. Hedef tahtasına bu üç isim oturtulur ve üç isim oturtulmakla birlikte burada işte kapitalde bu ilkel komünel düzenek Avrupa üzerinden gelişti. O zaman Orta Asya'ya da bakılması gerekir gibi bir sayfa da açılır. Yani mesela Arasta kavramından bahsediyor. Bu mübadele, ekonomik mübadele kavramını açarken Arasta bildiğimiz gibi aynı esnaf grubundan insanları bir araya getiren ve rekabetin, hani çirkin rekabet diye bir kavramdan bahsedilir ya, çirkinin bir tarafı rekabetin de olmadığı. Çünkü orada ortak bir emek var, komün yaşantısı var. Bunun bir anlamda alternatifini de sunuyor. Sunarken de dediğim gibi aslında daha da derinleştirmesi gereken yerde mesela Marcel Mauss, Lewis Haidt gibi armağan kavramı üzerinden potlaç diye de tanımlandı bu. Mübadele, ekonomik dolaşım, sirkülasyon konusunu konuşuyor ama mesela Engels'in ki Avrupa merkezcilikten çıkmak adına önemli teorisidir o. Özellikle ben zaten Osmanlı'nın mesela kuruluşunu Engels'le okumak gerektiğini de özellikle söylüyorum. Marx'dan Engels'e ayrılarak bunu özellikle belirteyim. Hep Marx denilince Engels denilince Marx akla geliyor da ben araya bir kara kedinin girmesi gerektiğini düşünüyorum. Girmiştir de aslında bakıldığında o ortak kitaplarında da bunu görmek mümkündür. Dünya tarihinin yapısı diğerlerine göre evet o Engels maddesinin geliştirilememesi bir taraftan bırakılırsa Kant yine tabii sahnede diğerlerine göre daha sert şeyler söylemiştir. Orada söylediği bir noktaya katılıyorum. Yani diyor ki Fukuyama, Huntington gibi isimlerle mücadele etmek için onların bulunduğu yeri, o zemine iyi bakmak gerekiyor. O zeminin kurcalandığını şu anda mesela gördüğümüz bir Amerika var ama bir taraftan da neoliberal politikaları ortak paydaya büyük gerileme diye alan ve neoliberal politikalarla ciddi ciddi cedelleşen bir akademik kadronun olduğunu Amerika'da görüyoruz. Mesela işte Randy Brown bunlardan bir tanesi, Nancy Fraser. Bunlar özellikle kamusal alan gibi işte postmodern dünyanın uydurduğu diyelim kavramları yeniden sorgulamaya başlıyorlar. Bu dünya tarihinin yapısının da ben bunlara bir katkı olduğunu, bir zeyl olarak değerlendirilebileceğini de söyleyeyim. Dünya tarihinin yapısından sonra Karatani'nin diğer kitaplarına göre yine Türkçe'ye çevrimde bir problem yoktur ama daha seyrek dokunmuş, bunun devamı geleceği için mi seyrek dokundu bilemiyorum. İzonomi, felsefenin kökenleri isimli kitap Türkçe'ye kazandırıldı. İzonomide Antik Yunan'da da geçen ve Hellenistik kültürün
doğudaki boyutunu temsil eden İonya'daki izonomiden yola çıkıp Parmenides, Demokritos ve özellikle Sokrates üzerinden orada bir içimize su serpiyor. Çünkü işte Orta Çağ'ı da belirleyen ve aslında Antik Çağ'ın bir anlamda kadükleşmesini sağlayan da değil, demek mümkündür. Taşları doğru oturtmak gerekiyor. Aristoteles yerine Sokrates'i ön plana çıkarıp oradan Kant'a yine ama yine bir burada da bir Pascal sayfası açarak ilerliyor. Bu izonominin şöyle bir önemli tarafı var. Türkiye'de ulus devletleşme, imparatorluktan ulus devletleşme sürecine geçişte özellikle eski çağa bakarken ki Osmanlı'dan atlayarak eski çağa bakıldığı ortada. Bakılırken oradaki işte herhangi bir uygarlık üzerinden Türkleştirme, Türk olarak görme gibi bir çünkü sonuçta bir bu şekilde gelişen politikalar var. O politikaların yerine sağlıklı bir şekilde oturtulması, yani o eski çağa doğru düzgün ilk çağ değil de eski çağ tabirini prehistoria tabirini hatta önemsiyorum. Oraya bakmak açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. İzonomi demokrasi, çoğulculuk demek. Yani İonya'yı göründüğü şekliyle değil de arka planda değerlendirdiğimizde sadece İonya'da değil diğer yerlerde Antik Yunan'da ki bu demokrasi kavramının da sorgulanması gerektiğini söylüyor. Mesela demokrasi sorgusu yine Metis yayınlarından çıkan Andy Phillips'in Türkiye'de çok fazla konuşulmamış, edilmemiş Demokrasinin Cinsiyeti isimli kitabında da deşifre edildi. Demokrasi evet çoğunluğa, çoğulculuğa sesleniyor. Ve bir taraftan da erkek, eril bir tarafı da var. Bu da sorgulanmaya muhtaç. Aynı zamanda Türkiye'de işte klişe Ortodoks Marksist argümanın izini süren isimlerde sıklıkla kullanılan bir tabir var. İşte demokrat ve devrimci olmayı bir araya getiriyor insanlar. Şunu bilmek gerekiyor. Yani kendisine devrimci diyen birisinin demokrat olması mümkün değil. Çünkü çoğulculuk kavramını bir şekilde tartışacak o. İnsanların düşüncelerine saygı göstermek ayrı bir şey. Ama devrimci bir çizgide duracaksa demokrasiyi orada bir düşünmesi ayrıca tartması, ölçmesi, biçmesi gerekiyor. Karatani'yi nihayetinde şunu söyleyeyim. Düşünceleri salınsa da o arkeolojiyi gerçekleştirme açısından önemli bir yerde konumlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet Vedat Hoca sorun. Vedat Hoca sahneye. Buyurun. Kara sahne Salcıkıdır sorucu. Futbolcudur diyeyim. Metis Bey'lerden duysun. Sonra Amerika'dan Japonya'ya yolcudur. Hocam mıdır? İşte. Ya şimdi Mehmet Akif Bey. Buyur. Kavramlar herhalde hep bizim düştüğümüz bir hataya. Yani hep batılı kültür veya Anglo-Sakson veya Amerikan kültüründen bütün kavramları okuma. Hemen Marx'ı da, Engels'i de veya Karatani'yi de veya demokrasiyi de böyle onların sosyolojik anlayışıyla veya şeyle diyelim dünya görüşüyle sorgulama gibi bir zaafımız var herhalde. Yani kavramları biz bunlar hani oryantalist diyorlar ya Doğu felsefesini bile okumuyoruz bence. Yani birazcık daha keskin köşeli. Biraz daha toplumları sanki bir kaidenin tüm toplumlarda bir çelişmeyeceği, bütün toplumlarda aynı kaidenin taban bulacağı gibi bir önyargıyla mı değerlendiriyoruz? Mesela diyor ki Marx sadece İngiltere'de Marx, acaba aynı Marx Hindistan'da da Marx olabilir mi?
Hindistan'daki demokrasi anlayışı nedir? Veya çoğulculuk veya demokrasi nasıl oluşturulur? Yani demokrasiyi şimdi diyelim ki insanlar diyelim özellikle sermaye sahipleri hani diyorsunuz da sermaye demokrasi. Evet, sermaye ulus devlet kavramını kullanıyor. Şimdi sermayeyi acaba sadece. Sermayeyi oluşturan dünyada çok az bir grup, azınlık bir grup. Şu anda neoliberalizm zaten sermayeyi elinde bulunduran böyle olur. Yani böyle toplu bir şey olduğunu değil. O asıl sermaye sahiplerinin demokrasideki insanlar nasıl yani medya veya diyelim ki düşünce çevreleri bunları bir noktada bir şekilde veya belli araçlarla kontrol altına alarak demokrasilerde insanların nasıl düşünmesi gerektiğini, kimleri seçmeleri gerektiğini, insanların nasıl demokrasi nasıl düşünmesi gerektiğini seçtiğiniz zaman o insanlar demokrat olmaz. O insanlar kendilerine göre seçmezler. Veya diyelim ki aynı insanlar siz nasıl düşünmesini istediğinizi kurguladığınızda aynı insan o insanın nasıl komünist olacağını da kurgularsınız. Nasıl kapitalist olacağını da kurgularsınız. Nasıl demokrat olacağını da kurgularsınız. Mesela insanların nasıl kurgulanacağının kavgası herhalde. Buna ben bir şey daha diyeyim. Benzer evet, o zaman de toplayıp cevap verin. Evet, evet. Öyle daha iyi olur çünkü. Tamam. Mesela Karatani Japon. Evet, Japon. Eserlerinde bu özellikle Sokrates'ten Kant'a, Marx'a, Engels'e giderken bunun eserlerinde ne kadarı Japon düşüncesi var? Eserlerinde yani Japon felsefesi var mı, düşüncesi var mı? Genel anlamda da sorayım. Japon felsefesini var mı? Kojin Karatani'nin düşüncesi yoksa batılı bir okumayla hani dedim de aklıma geldi. Batılı bir okuma yapmış. Onun üzerinden batılı dille yeni bir açılım kendince mi yapıyor? Yoksa şimdi, bir Japonluluk var mı? Şimdi öncelikle ya topluyoruz bir soru ben daha. Bir soru da sorayım, onu da cevap verin ona. Şimdi o zaman tamam. İki soruya cevap verin ondan sonra mı yoksa? Hemen Tamam olur. Ben sorular aklımda. Bizi 3. dünya ülkelerinin aydınları Amerika Birleşik Devletleri'ne gidince Marksist oluyorlar. Yani gidiyorlar. Kapitalizmin beşiği Amerika'da. Bir bakıyorsunuz birçok düşünür orada Marksist oluyor. Bu Amerika'da Marksist olmuyor. Frederick Johnson'la tanıştıktan sonra Kojin Karatani Marksist eğilimlerle ülkesine dönüyor. Marksist oluyor. Fransa'da değil, Amerika'da oluyor. Genel anlamda dedim. Jameson'la şimdi şöyle bir şey var. Onu özellikle belirteyim değerli oturları. Jameson'la yani ben şunu demek istiyorum. Birçok ülkenin aydınları Amerika'ya gidince, belki Fransa'ya da gidince olabiliyor da ama genelde nedense Amerika'ya gidince Amerika'da Marksist oluyorlar. Bu Marksistlik niye Amerika'da oluyor yani? Şimdi şunu söyleyeyim. Şöyle o zaman oradan geleyim sorular aklımda. Şimdi Amerika'da dediğim gibi 1940'lardan 50'lerden sonra yani bu Obama, Bush ve öncesinden değil yani o işte İngiltere'den Amerika'ya göçlerin de tabii sorgulanmasıyla birlikte bilinen bizim gördüğümüz bir Amerika var, bir de bilinmeyen bir Amerika var. O bilinmeyen Amerika kendisini daha fazla açık etmeye başladı. İşte Amerika'nın merkez üniversitelerinde, Columbia, Harvard gibi üniversitelerinde değil de köşeye bucağa gönderilenlerde ki mesela Edward Said Cambridge'den Amerika'ya çağrılmıştı. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Tabii Jameson'ın katkısıyla oluyor bu. Amerika'da birebir neoliberal politikalara karşı duruş zaten Obama döneminde neredeyse palazlandı. Ama tabii yani bu Obama ile birlikte olan durum değil. Obama'ya rağmen gelişen bir durumun da özellikle belirtmek gerekiyor. Bir burada iki boyutun olduğunu, iki veçenin olduğunu, yüzün olduğunu belirtelim ki Kadir Bey'in sorusuyla da bağlantılı bu. Avrupa, bir gördüğümüz Avrupa var, bir de görmediğimiz bir işte emeğin Avrupası denilen bir Avrupa var. Emeğin Avrupası bugün tabii
artık Marx'ı da sorguluyor. Çünkü mesela kalkıp Marx, Marxist miydi? İşte Freud, Freudçu muydu? Yani izini sürenler bunun gibi mi? Çünkü Türkiye'ye de ithal edilmiş ve Ortodoks Marxist çizgide olan isimler var. Ama tabii şunu da özellikle belirtelim. Şu anda Amerika'daki aydın içinde, Avrupa'daki aydın içinde baş düşman belli. Neoliberal politika var. Çünkü gelişmiş ülkeler, onların temsilcileri belli yerlerde, işte Seattle'da başladı bu iş, işte Wall Street'te vesaire, buralarda toplantılar yapıyorlar ve o toplantılarda birebir işte dünyanın paylaşımından söz ediyorlar. Ve bu paylaşımda da aslında tahta kurusu gibi, Wendy Brown'un öyle bir metaforu var da, tahta kurusu gibi ilerleyen bir boyut var ve ciddi ciddi kendisini herhangi bir yere değil, birebir muhalefete, keskin muhalefete kanalize ederek ilerleyen, orada da yeri çok sağlam olmayan, çünkü her bir yere çağrılıp da aman düşüncelerinden istifade edelim denilmeyen gruplar var. Mesela Nancy Fraser bu anlamda çok sert dalışlar gerçekleştirdiği için sadece işte belli bir iki grup isim çağırıyorsa o. Böyle bir Amerikan'ın olduğunu belirtelim. Mesela bu işin sinema boyutunda Sidney Pollack vardır. Sidney Pollack yıllarca Universal Pictures ve Warner Bros'tan destek almadan çekti filmlerini. Onun Benim Afrikam diye Türkçe'ye çevrilen Afrika'nın Dışı, Out of Africa'ya baktığınız zaman birebir Amerika'nın Afrika'da neler çevirdiği, dolapları, Robert Redford'la Mary Steele'in filmidir bu. Birebir o aslında görünmeyen, orada bir anlamda emeği temsil eden, işte arka planında Steinbeck gibi, London gibi, Hemingway'i o gruba dahil etmiyorum. O tamamıyla Amerika'dır. Amerika gibi görünmemiş olsa da Amerika'dır. Ya da işte Truman Capote gibi. O emeğin Amerika'sında duran isimlerin gerçekleştirdiği sorgular ki mesela Upton Sinclair diye bir isim var. Bunun Jungle, Türkçe'ye Chicago Mezbahaları isimli çevrilen bir kitabı var. Ve bu mezbahalarda Roosevelt döneminde yazılıyor bu kitap. Mezbahalarda yaşanan problemler anlatılıyor. Ve Roosevelt bu kitabı okuduğunda, ki Türkçe'ye de hakikaten sağlam çevrilmiştir bu. Kitabı okuduğunda vejetaryen olmaya karar veriyorduk. Bundan sonra et görmek istemiyorum diyor. Öyle bir boyuttan gidiyor şey. Yani işte bir nerede duracağını bilen, tam anlamıyla durduğu için, yani Türkiye'de mesela bunu ben ve benim gibi düşünen birkaç isim aynı dönemden gelen ya da daha bizden öncekiler. Türkiye'de toplumcu gerçekçiliğin argümanın ya da politik sinemanın, Mazguni'yi de dahil ederek buraya, bunların oturamayacağını, bunların çünkü Türkiye'de birebir karşılığının olmadığını, Türkiye'de çünkü muhafazakar, yani kapitalist süreç Türkiye'de yaşanmadı bir şekilde. Kapitalist süreç yaşanmadığı için, ya da Türkiye'de işçiler var ama bir işçi sınıfı yok Avrupa'daki anlamıyla. Beraberinde şunu da söyleyeyim, şimdi Avrupa'da işte o görmeyen emeğin Avrupa'sını temsil eden grup, aslında Asya'nın daha fazla sorgulanması gerektiğini söylüyor. Yani şimdi Türkiye'de medeniyetler çatışmasını işte Halil Nalcık, yarım yamalak, yarım ağız, Huntington'la öyle arada selamlar da göndererek, Hilmi Yavuz vesaire sorguladılar ama birebir Huntington'a cephe alan bir Avrupa, emeğin Avrupası boyutu vardı. Ve Amerika'da da aynı şekilde. Şimdi İngiltere bu açıdan önemli bir yerde duruyor. Mesela İngiltere'deki feminist hareket özellikle. Bu feminist hareket, Lane Shagel, Hilary Warren Wright, Rosalind Covert, bunlar Türkiye'deki o düşündüğümüz feminist hareket popüler kodlarla vesaireyle çözmüyorlar. Birebir işte neoliberal noktaya, sonra Kraliçe Nene'ye birebir diklenen
politikalar, stratejiler geliştiriyorlar. Yani emeğin Avrupa'sına iyi bakmak lazım. İki Avrupa var, iki Amerika var. O iki Avrupa, iki Amerika, şunu özellikle belirteyim. İki Avrupa, iki Amerika hakikaten Asya'nın ve Afrika'nın çalışmasının gerektiğinden daha fazla çalışıyor. Tabii edebiyattan bir örnekle Thomas Mann'ı vermek gerekiyor. Thomas Mann'ın Değişen Kafalar isimli kitabını da incelemiştim ben zamanında, Ayraç'ta yayınlandı bu. Orada mesela İngiltere'den gönüllü, kendilerinin isteğiyle giden Rudyard Kipling, Edward Morgan Forster gibi isimlerin Hindistan'daki ki genel vali statüsüyle de gidiyorlar. Üst düzey bürokrat olarak gidiyorlar. Bu gidişlerin sorgulandığı bir süreç var. Yani aslında okuma geleneği, neyi nasıl okuduğumuz ortadayken, bir de bu anlamda ortada pirinç de çok taş da ayıklayalım, okuyalım mantığının da yürümesi gerekiyor. Bu arka plan sorgusu, yani Jameson'ın beklediği, istediği şey, evet, bir arka plan sorgusu çok önemli. Bugün özellikle kimin aklına gelirdi ama gelmesi gerekirdi. Ütopya işte mutlu bir hayat veriyor ortaya. Hayır diyor, Ütopya mutlu bir hayat vermiyor. Sadece Avrupa'da bugün yaşanan problemlerin arka planında Thomas Mann duruyor diyor. Bunu birebir Avrupalı diyor ama bunu birebir aslında sömürülen tarafın söylemesi gerekiyor. Burada işte sömürülen sömürene zemin hazırlıyor. Mesele bu. Şimdi hocam, oraya bakmak gerekiyor. Asya Asya bu anlamda canlanmıyor. Onu söylemek Asya gerekiyor. Asya bu anlamda canlanmıyor. Şimdi adamlar ne yaptılar? Avrupalılar, Amerika'daki adamlar ne yaptılar? Buradaki düşünce sistemlerinden faydalandılar. Sanki bunlar hiç olmamış gibi, hiç bu insanlar yaşamamış gibi bunların üzerine kalın bir magma örttüler. Halı değil. Yani i̇şte emeğin Avrupa'sında olmayanlar yaptı bunu. Bunu söyleyeyim. Yani yok, şimdi şu var. Avrupa'da mesela değil, bizdeki işçi anlayışının, işçi sınıfının doğmaması asıl sebeplerinden biri, Avrupa'da işçiler modern köle olarak veya modern değil de orta çağ kölesi veya yeni çağ kölesi. Evet, ona katılıyorum. Bakıldı. Biz de işçiyiz, biz ama köle olarak bakılmadı. Bizim köle, kölelik yok o yüzden. Bizim toplumumuz o tip bir bakış açısı yok. Yani bu bakış açılar hep Avrupa'dan veya Amerika'dan olunca, örnekler de Avrupa'dan. Ya bir Hollywood var, taşlar bile Amerika'ya düşüyor. Öyle. Şey geliyor, uzay aracı geliyor, Amerika'ya iniyor. Her şey, dünyanın merkezi Amerika. Her şeyin merkezi. Çünkü adamlar kendilerini merkez ettiğinde, ben hep şu var, bir pazarlamasını da ona göre kuruyor. Mesela Osmanlı kokularını hacıya alıyor, diyor ki niye Fransız parfümünü satabilsin? Veya sizin kıyafetinizi hol görüyor ki niye kendi kıyafeti, kendi müziği, her şeyi bir ticari meta haline getirir. Bence gelecekte sorgulanacak olan, sermaye sahiplerinden bu millet, ya dünya halklarının veya dünya milletlerinin nasıl kurtulacağı. Veya onların işte Engels, Marx da şöyle demiş, planda buna bula demiş, bunun çok ötesinde. Tabii bugünkü problem çok ötesinde. Ona katılıyorum. Şurada ben takibin dediği önemli bence. Sen dediğinle aynı şeyi söylüyor, şuna ekliyor. Diyor ki doğudan bu eleştirinin, bu sorgulamanın çıkması lazım. Doğu çıkması lazım. Niye çıkmıyor? Mama çekmişler ama Doğu çekiyor zaten bunu. Yazsam, çeken Doğu. Yazabilsem mesela beni durdurabilecek mi? Doğru. Durduruyor. Hayır, durdurmaz. Kesinlikle durdurmaz. O bahane hocam. O tamamıyla bahane. Doğu durup beklenenin geri. Miskinliği manipüle etmek için durdurmuyor. Tabii ki, katılıyorum. Yani ben size şunu söyleyeyim. Manipüle ediyorlar. Senin nasıl düşün? Şimdi bak. Şu an kitap çıkarsın en başta ben alayım. Kitapları insanlara bilgi vermek için değil. Nasıl düşünmesi gerekiyorsa şimdi, öyle düşünsün. Kadir Bey, yok. Şimdi yanıldığınız bir nokta var. Amerika verirseniz derim, öyle düşününüz. Şimdi evet. Kadir Bey, parantez açacağım. Şimdi Amerika gelip de ya Cemil Meriç'i niye okuyorsun arkadaş, okuma demiyor ama sen diyor, Cemil Meriç'i okumuyorsun. Amerika ya da ne bileyim şu ya onlar var ama onlar sana müdahale etmiyor. Etmiyor kimse. Ya burada paranoya gerek yok. Müdahale etmiyor tabii. Sen kendini sömürülmeye hazır hale getirirsen o tabii ki. Kendini niye sömürülmeye hazır hale getirirsen? Japonlaşma, Japonluğu. Oraya da geleceğim. Şimdi bu derinliğin keşfinde
derinliğin keşfinde birebir... Yani sanki Kocin Kara Tanı'yı değil de Avrupalı bir düşünürü dinledik. O açıdan diyorum. Bir de yok yok hayır o. Avrupa'nın Amerikan'ın düşünürü. Japonya'da şöyle bir şey var. O derinliğin keşfi. Japon edebiyatının kökenlerinde olaya bakıyor tabii. Bakarken de öyle hani bir Avrupalı ya da Amerikalı gözle bakmadığını bunu söyleyeyim. Tamam bir salınımı vesairesi şu bu var da ama şöyle bir problemi var. Problem şimdi sosyopolitik bağlamın bir şekilde izini de sürdüğüm için ben o noktada biraz da Jameson'la da ruh ikizliği vardır bende. Şu var, bunun sorgulamasına girişirken işte bir Japonya'nın mesela Afyon Savaşları'nda, o Çin'le gerçekleştirdiği Afyon Savaşları'nda konuya mesela Japon edebiyatında girmiş isimler olduğu halde onlar bir anlamda şöyle bir köşeye alınıyor. Yani zaten bu köşeye alınma meselesi Türkiye'de edebiyat tarihini ki benim üçüncü kitabım da merkezinde durdu Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyat üzerine makalelere de mesela ben edebiyat üzerine makalelerde bir işte Nahit Sırrı'yı görememek, işte Sermet Muhtar Alus'u görememek. Orada biraz da işte o estet üst boyutta görünenin üzerinden diyorum ya Murakami gibi bakıyor mesela Türkiye'ye geliyor, işte Amerika'ya gidiyor, Fransa'ya, şuraya buraya gidiyor, İngiltere'ye. Yani en fazla okunan isim kim? Murakami. Murakami'nin izinde giderek ki bu tarih ve tekerrür ve derinliğin keşfini ilk okuduğumda ben o anlamda bir tatsız bir manzarayla karşılaştım. Şunu yapıyor yani o derine inmemekle birlikte bir Avrupa'nın düşünür gibi değil. Yani Japonya'daki boyutla bakıyor. Zaten Japon edebiyatı incelemesini yaparken de meseleyi aslında analizle gitme noktasında Karatani'ye getirdiğim eleştirilerden biri diyorum ya ruberu bir durum karşılaşma olursa yönelteceğim sorulardan bir tanesi bu. Mesela çevirmenlerine şu konuda müdahale etmemiş. Ben Peyami Safa'la ilgili konuşurken burada açacağımı söyledim ya, evrensellik meselesi. Şimdi evrensellik vurgusuna Karatani müdahale etmiyor. Yani o Karatani gibi işte Marx'ı, Kant'ı konuşan biri, herhangi bir öylesine okurdan bir isimden bahsetmiyoruz. Öylesine bir yazardan bahsetmiyoruz burada. Türkiye'nin popülist zehirli kültür mantarlarından değil. Bir kere evrensel, global ve küresel. Bu üç tabirin kapitalizmin raminden düştüğünün Karatani gibi bir isim bilincinde. Ve beraberinde enternasyonel söylemin. Bakın şimdi bu o emeğin Avrupa'sında duran isimler bu kavramlar, bazı kavramlar önemli. Ki o yumuşak karnını oluşturur dünya tarihinin. Enternasyonel dediğiniz zaman, enternasyonel bir perspektif geliştiriyorum dediğiniz zaman, işte kraliçe neneyi de, kraliçe nenenin yönlendirdiği, belli yerlerde toplanan ve sivil inisiyatifleri korkulu rüya görmemek adına da toplanan o gelişmiş ülke yöneticilerine, düşündüğünüz zaman onlara da bir anlamda cephe oluşturan bir söylem var. Enternasyonellik budur. Ama siz evrensel dediğinizde, global ve küresel dediğinizde düşünmeden kapitalizm, neoliberalizm böyle bir şey zaten. Yani bir tahta kurusu metaforu boşu boşuna söylenmiyor. Yani ben kapitalist değilim diye böyle kendinden geçe geçe dersin ya da ben sömürgeci değilim, sömürgecilerle mücadele ediyorum dersin. Ama Orta Doğu dersin. Orta Doğu bir kere senin kullandığın bir tabir değil. Orta Doğulaştırılmış bir coğrafya var orada. İngiltere'nin, İngilizce'nin Middle East'in karşılığını sen kullanıyorsun. Diyorsun ki Orta Doğu'nun bir ülkesi. Bunu söylerken de zaten sömürgeciliğin zeminini hazırlıyorsun. Burada asıl meselemiz şu.
global, küresel ve evrensel kelimelerinin karşısında ne kadar duruyoruz? Sömüren, evet, sömüren her şekilde sömürecek. Sömüren, Wendy Brown'ın Halkın Çözülüşü isimli kitabını hararetle tavsiye ediyorum. Bu aralar işte benim elimde ve o çeviri, sağlam çeviriden dolayı da hemen bitmesini de istemiyorum. Yavaş yavaş okuyorum orada. Şunu söylüyor, diyor ki öyle bir ortama gelinmiş ki, bakın Kadir Bey, tam sizin dediğinizi, yani bunu Amerika'da söylemek hakikaten cesaret istiyor. Diyor ki bugün Adam Smith kalksa derse, Adam Smith yaşanılan ortamdan korkacak. Çünkü onun ötesine geçmiş bir durum var. Yani Adam Smith'in, ben Adam Smith'i şöyle bir benzetmeyle öğrencileri liberalizmden, kapitalizmden bahsettiğimde şöyle diyorum. Diyorum ki Adam Smith'i şöyle düşünün. Adam Schmidt diye düşünmeyin. Smith diye düşünün. Şöyle bakın olaya. Adam kantine inmiş, simitleri gözüne kestirmiş. Gözüne kestirdiği simitlerin hepsini almış, sizi de karşısına almış. Kapitalizm şöyle bir şey, sizi de karşısına almış ve bu simitleri kendinden geçe geçe üstelik böyle. Ya size vermiyor hiçbir şekilde, simitlerinin hepsi kendinde. Kendinden geçe geçe size böyle iştahlandırarak, siz böyle sadece yutkunuyorsunuz. Size yutkunmak kalıyor. Kapitalizm buydu. Ama neoliberalizm artık o yutkunmayı da içe aldı. Yutma, yutma üzerinden gidiyor. Yutma varken ortada, şunu da belirtmek gerekiyor. Ha, sivil inisiyatif ne kadar sivil? Sivil inisiyatif görüldüğü gibi sivil değil. Türkiye'de mesela bakın, bunlar somut durumlardır. Hayali konuşmanın bir hiçbir anlamı yok. Türkiye'de Cesur Yürek, Mel Gibson'ın Cesur Yüreği, izlenme rekorları kırmış bir iştir. Ama Mel Gibson sonuçta Bush, Cheney düzeneğinin, Amerikan muhafızlık düzeneğinin orada argümanlarını sunmuştur direkt olarak. Ve sunanlar çok fazla ve bu Türkiye'de böyle hemen direkt atlanmıştır bu işlere. Yani Kovboy Kızılderili karşılaştırılmasını falan geçtim. Peki, ben birebir 2000'den bahsediyorum. Mel Gibson'a strateji geliştirme. Niye o kadar karşı çıkıyor? Efendim? Mel Gibson'ı Yahudi lobisi niye o kadar ötekileştirdi? Yani ya burada şey var şimdi. Hocam bak şunu söyleyeyim. Görüntüyle değil, sahneyle değil, arka planla uğraşalım. İkincilik, hani ikinci şimdi, Avrupa, ikinci Amerika var ya. O olabilir. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bir şeyi izlerken bu arka plan sorgulaması, Michel Foucault'un bize hediye ettiği, sağ olsun. Arka plan sorgulaması önemli. Bir görüntüye baktığımızda görüntünün oluşturulması var. Yani Pierre Bourdieu diyor ki size bir haber sunuluyor. Yani bir haber sunuluyor işte. Yani mesela buradayız. Elazığ'da ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Bize haber sunuluyor ve biz de o habere göre gidip hareket ediyoruz, değil mi? Ya da Çin'de herhangi bir haber veriliyor. Biz ona göre hareket ediyoruz. Şimdi Mesnevi'yi karıştırmamış kişi Mevlana'nın herhangi bir sözünü, yani yoldan geçen birisinin sözü Mevlana gibi sunduğunda hemen alıyor. Yani işte arka plan sorgusu işi, biz arka planız kavramları sorguladığımızda birisi ya sen niye bu kavramı sorguluyorsun demiyor. Kavramlar sorgulanmalı. Oryantalizm, asıl mesele zaten Türkiye'deki yerli oryantalizm. Yerli oryantalizm nerede duruyor? Yani Türkiye'de, ama Türkiye'nin kendi temel dinamiklerinden haberi yok. Temel dinamiklerinden bir haberin olması gerekiyor bir şekilde. Son bir şey söyleyeyim mi hocam? Tabii son değil. Son, şöyle istediğiniz şöyle kadar söyleyeyim. Şimdi kapitalizmin gelişme sürecine baktığımızda. Evet. Merkantilizm de bir gelişiyor. Magna Carta'dan sonra. Evet. Şimdi zenginle devletle barışıp, yani asilzadeyle batılı, evet, olan bir şey. Devletle barışıp devlet gücüyle beraber sermayeyi kullanınca çok daha zenginleşti. Hele yani, ütopistler bunu palazlandırdılar. Evet, yani mesela yani ütopistler öyle mutlu bir dünya, eşit, evet, bir dünya sunmadılar. Evet, eskiden kapitalizmle mesela diyelim ki sermaye sahipleri veya para sahipleriyle, devlet otoritesiyle ya krallar bunlarla çatışırken sonra, evet, birlikte hareket etme kararı aldılar. Hı hı. O birlikte hareketin en büyük, beraber en büyük ittifakı kurdukları yer İngiltere'dir.
Tabii İngiltere, Almanya, Fransa. İşte Protestan. İngiltere, Magna Carta. Fransa, Almanya, Almanya sadece şeyle gider. Hmm. Eğitim sisteminin çok iyi olması ve tekniğini geliştirmesiyle birazcık şeyde. Çünkü İngilizler zaten Almanlara pek hoş bakmazlar. Zaten Fransızlar da bakmaz. Fransızlar Orta Avrupa'nın veya şeydir yani biraz daha gelişmiş ama asıl parayla, güçle şeyi, silahı bir araya getiren İngiltere'dir. Ve bu böylece kontrol eder. Bu kontrol daha sonra sadece silah olmayacağını 1800'lerde fark edip medyayla ve sanatla bir araya da çok daha güçlü hale getirip dünyayı bugünkü hale getirir. Ama ne oluyor? Sermayenin çok daha cüz'i ellerde toplanması çok korkunç bir dışarıda insan sayısını bırakıyor. Ve bu insanlar da artık şey oluyor, yani şeye sığmıyor. Neydi? Düşünceler yavaş yavaş yeniden gelişecek. Kurgulup da eğer şey, algıları, kurguları yenebilirsek buradan da düşünürler çıkacak. Ama çok çıkmış. Yani İbn Haldunlardan tutun diğer birçok düşünüre kadar çıkmış ama bunların üstü örtülmüş abi. Kimseye... Mesela Svetlana Boym, ki bir ara buluştuğumuzda Svetlana Boym'dan da bahsederiz. Svetlana Boym ömrü vefa etseydi, yani kansere alt etseydi, İbni Sina, İbni Haldun üzerinden Avrupa düşüncesinin şekillenmesi üzerine çalışacaktı. Yani sonra mesela Alain Badiou, Badiou da diyorlar, ben Fransız, Fransızlığıyla çok işte dışlı değilim, o yüzden hep Cambridge İngilizcesiyle gidiyorum, neyse. O da mesela oturmuş, işte İbni Tüfeil, Muhittin İbni Arabi üzerine çalışıyor diyor. Yani bu anlamda dediğim gibi, o görünmeyen Avrupa'nın ne menen bir Avrupa olduğuna bakmak lazım. Şimdi mesela İran'la Amerika didişmesinde insanlar İran'la Amerika'ya, ki Murat Hocan'la da konuşmuştuk ayrıca, ketlenmiş halk İran ya da Darüşşeyegan'ın melez bilinç, yaralı bilinç birebir ortada. İşte Abbas Kiarostami'nin filmleri, şimdi biz sıradan, işte okuduğun, sıradan değil sadece okuduğun yazdığını söyleyen insanların, İşte İran'da bir sinema var. Ya onlara sinema yaptırabiliyorlar mı gibi sorularla karşılaşabiliyorsunuz. 2020'de bununla karşılaşabiliyorsunuz. Ki bakın mesela çok önemli bir Avrupalı sinemacı Jean-Luc Godard şöyle bir cümle kurdu. Bu cümleyi sonuçta bu adam Fransa'da tabii Fransa'nın ötekisi olarak çalıştı etti. Bu cümleyi işte doğudan birisinin kullanması gerekirdi. İbnül Heysem görüntüyü buldu. Abbas Kiarostami de sinemayı bitirdi. Üstüne artık biz ne yapıyorsak tekrarını yapıyoruz bunların. Yeni bir sayfa açmıyoruz dedi. Ya bu cümleleri işte doğu dediğimiz, işte doğu aslında doğu ve batı kavramı, yani Orient ve East dediğimiz kavramlar zaten Christoph Kolomb işte yanlışlıkla gittiğinde, ha burası Orient olsun, burası da East olsun. Zaten onunla, oradan başladı mevzu. Oradan başladı. Oradan başladığında da işte gelişen edebiyatta mesela Doğu diye tırnak içinde, Doğu diye tabir ettiğimiz yer bir Fuzuli'yi çıkardı, bir Şeyh Galip'i çıkardı. Geleneğin aslında öyle yerinde durmadığını, hareketli olduğunu çıkardı. Ama biz ne dedik? Gelenekçi. Durduk böyle. Sonra mesela çağdaş şairler. 3-5 kişi kalıyoruz Türkiye'de bu kadar. Yani bu kadar ucuz mu? Basit mi bu iş? Çağdaş edebiyatçılar. Ansiklopedisi hazırlanıyor. Yunus Emre yok orada. Yunus Emre çağdaş işte. Fuzuli çağdaş. Şeyh Galip çağdaş. Şeyh Galip'e asıl değer Avrupa'nın o ateist olmayan egzistansiyelistleri tarafından verilmiştir. Oturup okumak gerekli. Ben mesela David Herbert Lawrence'ın Onlar ve Sevgililer okuduğumda sayfa açılıyor. Hayyam. Açılıyor. Şeyh Galip. Açılıyor. Şu. Ve bugün işte oluşturulan edebiyatı zaten bugün yapıntı edebiyat var da yani Türkiye'de zorlayarak romanı, zorlayarak o da diyeyim,
Oğuz Atay'a getiririz. Ha işte daha sonra Oğuz Atay etkilenimli ama 2019'da neyin romanı? Yani ortada zaten dijitalleşme varken neyin romanından, neyin hikayesinden bahsedilecek ki? Yani şiir yazdım diyor mesela birisi. Kalkıyor diyor ki ben işte şiir yazdım, şiir kitabı çıkardım. Şiir kitabı çıkarmadın. Rene Char'ın dediği gibi Yunus Emre'den, Homeros'tan gelen geleneğe bir tane sayfa ekledin. Teori de aynı bu şekilde gelişiyor ve bugün ne yapılması gerekiyor? Geriye. Geriye gidilecek. Kulaklar çınlasın. Ayşe Tütüncü ki onun YouTube'da bir söyleşi, çok kıymetli bir söyleşi. Orada müzik üzerinden olayı değerlendiriyor. Diyor ki şimdi modern kurguya baktığınız zaman diyor aslında geleneksel kurguda her şey daha sağlıklı, daha doğal. Modernde iş yapaylaşıyor, bire bire yapaylaşıyor. Ve geleneğe gidiliyor. Gelenek, bugün işte doğu mu batı mı, gelenek mi modern mi diye bu anlamda beynin etini yiyen insanların sorgulanması gerekirken onlar sorgulanmıyor. Onların sorgulanması gerekiyor. Geleneği niçin içinde hareketlilik olduğu vurgulanmadı. Geleneğin böyle bir özelliğinin olduğu vurgulanmadı. Niye bu söylenmiyor? Yani bunun Theodor Adorno ile Marx Horkheimer Almanya'da söylesin. Türkiye'de de söylesin birisi kalsın. İşte Cemil Meşgul Ötesi'nde söylesin desin ki. Yani gidelim. Şeyh Galip'e gidelim. Çünkü Şeyh Galip bugünü anlatıyor bir anlamda. Fuzuli'ye gidelim. Anlatıyor. Bağdatlı Ruhi'ye gidelim. Anlatıyor. Bağdatlı Ruhi'nin işte o medresenin çözülme sürecini anlattığı noktalarda sosyoloji evet İbn Haldun'la zaten görünen teorik noktasıyla görülüyor da şimdi şiirden o bağlamı oluşturduğun zaman Bağdatlı Ruhi bize birebir sosyoloji verir. Nedim sadece Lale Devri'nin eğlence zevk şairi mi? Nedim aynı zamanda sorgulamasını da keskin bir şekilde vermiş ve burada duruyorum demiş bir isim. Gelenek zaten yani bir yere işte geçen o klostrofobiyi de özellikle kullandım da ya bir yere kapatmıyor ki gelenek. İngilizce karşılığında da tradition'da da bunu Adorno'dan önce yani tabii Türkiye'de ciddi Cemil Meriç söylerdi. Cemil Meriç dışında İdris Küçükömer, Niyazi Berkes tabii söyleyecekler var da bugün de söylenmesi gerekiyor. Gelenek o kadar ileride ki. Şimdi mesela modernin olabildiğini, modernin ilkellik getirdiğini. Postmodernin zaten postmodern birileri postmodern der. Habermas'ın sağ olsun işte kamusal alan gibi tartışmalı meselelere imza atmıştır kendisi ama söylediği şu cümle kıymetli, hakikaten önemli. Kimse postmodernden bahsetmesin çünkü modern süreç bitmedi. Modern süreç yağmalamaya, talan etmeye devam ediyor demiştir kendisi. Teşekkür evet. ederiz. Hakikaten Mehmet Akif kardeşimiz Derya Deniz. Sizin bakışınızdaki güzellik diyeyim. Burada şunun altını çizerek bitireyim. Konumlandırma kelimesi geçen sohbetinizin başlığında vardı. Piyami Safa'yı konumlandırma. Bir kez doğu dediğimiz batılı kavramla tırnak içinde doğu dediğimiz coğrafyanın insanların bir kendi kendine oryantalizmden kurtulması için bir kez tabii. konumlandırmaları sorgulaması yeniden tabii. okuması lazım. Dediğiniz çok çok güzel bir söz vardı. Gelenek şimdinin de ötesinde. Biz geçen bir konu konuşmuştuk zaman kavramı ile ilgili burada. Biz gelenek dendiği zaman aktivitesini ve tesirini geride bırakmış ve şu an asla. Ölü bir varlık olarak dolabımızdaki bir süs eşyası, vazo gibi düşünüyoruz. Gelenek devrimcidir. Evet. Devrimin kendisi. İşte bu kendisi. Bu zihniyetin sorgulanıp yeniden konumlandırılması, kelimelerin, kavramların ki Cemil Meriç'ten çok bahsettiniz. Bahsettim tabii. En çok o bu ızdırabı apaçık dile getirmiştir. Tabii, kavram kargaşasını ve kavramların yeniden okunmasını
Tabii. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kıymetli evet. katkılarından dolayı. Vedat Hocam'ın sorusu yine günün sorusuydu. Ben yine anlamadım. Kojin Karate'nin sadece futbolcu. 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 Neydi bir Japon futbolcu? Futbolcu vardı, bazen yedek. Bazen yedek de duruyor. Bazen de Tsubasa. Şimdi şöyle. Rövaşata. Tsubasa Karatani. Şöyle. Rövaşata atacağım derken falsolu gidiyor kaleye. Öyle bir tarafı var. Hocam Şeyh Galip diyorsunuz. Şu an Şeyh Galip diyeyim. Türkiye'de gençsi de hemen Şeyh Galip der demez. Gerici bu diyecek. Ya birilerinin demesi önemli değil. Şeyh Galip ilerici. İlerici değil de ilerici. Abi diyecek. Ya birileri diyecek. Az önce bir paylaşım.